Sevgili Terazi Burcu ve Yükselen Burcu Terazi olanlar, bu dönem oldukça yoğun ve enerjik geçecek sizler için. Özellikle kardinal bir çarpışma enerjisinin etkisini çok net hissedeceksiniz. Yengeç ve Koç burçlarına kıyasla sizin için çok daha yoğun geçecek bu süreçte. Hayatınızın birçok alanında önemli değişiklikler bir defa yaşayabilirsiniz. Ay haritanızdaki kardinal açılara bir kare açı yaparak ilerleyecek ve bu da bazı zorluklar ve değişimlerin habercisi olacak hayatınızda. Dolunay 4. evinizde gerçekleşecek. Bu dikkatinizi tabii ki ev, aile ve köklere çekecek. Bu dönemde belki arkadaşlarınız, aileniz ve yaşadığınız yer gibi konular çok daha ön plana çıkacak. Aynı zamanda böyle geçmişinizi ve özel hayatınızı da kapsayan bu ev, iç dünyanızı ve duygusal temellerinizi inanılmaz derecede etkileyecek. Özellikle erken derecelerde kişisel gezegenleri olan terazi veya yükselen teraziyseniz bu etkileri inanın çok yoğun hissedeceksiniz. Ev ve aile hayatına odaklanacak ve yaşam durumunuz veya aile dinamiklerinizle ilgili bazı sorunlar ön plana çıkabilir. Mesela aile içi iletişim sorunları veya evdeki düzenlemelerle ilgili konularla ilgilenmeniz bu dönemde gerekebilir. Dolunay sizler için belki bir kira sözleşmesi imzalamak, belki taşınmak, belki bir yeni ev satın almak veya tadilatları aslında tamamlamak anlamına da gelebilir. Eğer bir ev değişikliği planınız varsa şayet bu dönemde bu konularla aslında ilgilenmek için de çok uygun bir zaman olabilir sizler için. Satürn tabii şu anda sizin 6. evinizde bulunuyor. Bu da özellikle evde çalışan teraziler için iş yükünün biraz artması anlamına tabii ki gelebilir ki Dolunay'ın da yöneticisi zaten şu anda. Evde herhangi bir değişikliğin günlük rutininizi, alışkanlıklarınızı, hatta 6. ev bizim evcil hayvanlarımızı da gösterir. Evcil hayvanlarımızı etkilediği bir dönem olabilir. Aynı zamanda sizler için evde bakım yapmak için de aslında harika bir zaman diyebilirim. Çekmece ve dolapları, böyle garajların düzenlenmesi gibi gereken şeyler varsa bu dolunay toparlanma ve onları birazcık yerli yerine yerleştirmek için çok uygun olabilir. Çünkü bir sonraki dolunayda bunu kesinlikle zaten zorunlu bir şekilde yapacaksınız. Alanınızı organize etmek ve temizlemek için bu zamanı lütfen değerlendirin. Bir sonraki dolunay 29 derecede ve Plüto kavuşumuyla olacak. Bu da biraz bizleri zorlayacak tabii ki. Bu ev ve ailenizle ilgili bir şeyin değişmesi, tamamlanması veya sona ermesiyle ilgili kritik bir durumu işaret edebilir sevgili teraziler. Örneğin aile içinde büyük bir değişiklik veya evde büyük bir dönüşüm yaşanabilir. Bu bir tadilat veya taşınma süreciyle başlayabilir ve evinizde büyük bir yenilik yapma, dekorasyon değiştirme veya yeni bir eve taşınma gibi büyük değişiklikleri aslında kapsayabilir. Aile içi ilişkilerde önemli bir dönüşüm yaşayacağınızı söylemek istiyorum. Bu dönemde aile üyeleriyle olan bağlarınızı güçlendirmek ve olası sorunları çözmek için de aslında adım atabilirsiniz sevgili teraziler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.